Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet, Nihat'la Sivrisine'yi sunar. Bugün benim hayatım bambaşka olabilirdi. Ne olacaktı hayatımda? Okey değil, satranç oynayabilirdin yani belki. Son zamanında skuturu icat etmişiz de. Kim yaptıysa o ilk milyar arabayı, o icat etmiş de devamını getirememişiz. Birazdan tekerleği de bulduk dersin ya. Sen nereden emekli oluyorsun? SGK, Bağkuruz falan filan ya. Sen evet. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. Merkez Bankası niye pul bassın ya? Ne bileyim, Merkez Bankası'nın altına şeyleri yapıyor ya. Gerçi Merkez Bankası'nın bastığı para da artık pul olduğu için. Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek başlıyor. Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Perşembe gününün akşamındayız. 6'yı 9 dakika geçiyor saat. Nasıl geçtiğini anlamadığımız, ne ara perşembe gününe kadar geldik dediğimiz bir haftanın sondan ikinci çalışma gününün akşamında yine gri bulutların gökyüzünü kapladığı, zaman zaman yağmurlu, genel olarak yağmursuz, çok da böyle kararsız bir İstanbul akşamından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Vallahi hastayım şu girişlerine ya. Yani bunların evet. Üniversitelerde ders olarak okutulması gerekiyor ya. Yok canım, o kadar çünkü değil. Hayır, şöyle yani. Ne yani? Bilmiyorlar ya. Gır gır yapmıyorum. Evet. Her akşam buna benzer cümleler, fakat bir metin yok önünde. Yok canım, bir metin. Başıyla sonu birbirini tutuyor. Evet. Dolayısıyla bunu öğretmeleri lazım. Anladım. Yani üniversitelerin kürsülerinde, efendime söyleyeyim, damar kalp cerrahi bölümlerinde. Kalp damar cerrahi tabii. Ondan sonra ne bileyim bir karaciğer olsun. Özellikle yok, özellikle bence kalp. Orada kesin olmalı yani, o hakikaten olmalı abi, yani. Abi kürsülerde bunlar evet. Okutulmalı. Evet, doğru, bence de okutulmalı. O değil de yani basın yayında mesela bir örnek olarak verilmeli yani. İletişim fakültelerinde belki örnek olarak verilebilir. Ama sen söyleyemezsin bunu. Sen söylersen şey, mütevazılık ortadan kalkar. Hayır, şöyle ben çok... Ben söyleyebilirim. Tamam, sen söyleyebilirsin de ben çok... Ben söyleyeceğim bunu. Tamam, sen söyle. Ben çok olağanüstü bir şey yapmıyorum aslında. Kendince. Ya. Kendimce ben olağanüstü bir şey yapmıyorum. Ama bu benim... mütevazı bir tavır. Bu güzel. Bu benim işim çünkü. Yani benim işim. Ha, ben güzel. İşimi en iyi yapmak mükellefim. O yani... zaman futbolcunun da gol atmak işi, ama gol atınca çıldırıyor yani sevinçten. Yani ben ne yapayım? Ben şimdi her akşam bunu yapıyorum. Her akşam çıldırayım mı sevinçten ya? Ooo, süper giriş yaptım. Hiç beklemedim, acayip güzel oldu falan diye böyle. En azından çıkınca çıldırabilirsin yani. Ha, çıkınca çıldırabilirsin. Ya bu akşam da yayın çok iyiydi. Sivri'nin esprileri sayesinde götürdük yayını falan diye. Hiç öyle bir olmadı yani bugüne kadar. Genelde benden kaynaklı. İçimde böyle bir açığa... İşte burada hiçbir mütevazılık yok, anladın mı? Burada yok, evet. Burada yok gerçekten. Evet, hava kötü hakikaten. Evet evet, tabii bizde yağmur öyle o kadar şiddetli değil, ama özellikle Ankara'da geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, ondan sonra hatta dün gece de yine böyle şiddetli yağış vardı. Kaldı ki meteoroloji hafta sonu yani pazar gününe kadar da özellikle İç Anadolu'da o yağışların devam edeceği yönünde bilgi de verdi. İşte bu Nisan yağmurlarının biraz Mayıs'a da sarkması, bu tarihlerde genelde hava artık böyle ısınmış olurdu. Fakat şu anda mevsim normalleri diyor meteoroloji aslında. Yani Mayıs'ın başında da olması gereken bu diyor. Şimdi biz bu akşamın konusuna geçmeden önce geride bıraktığımız iki gün içinde, ki bunlardan bir tanesi 1 Mayıs'tı dün biliyorsunuz. İşçinin, emekçinin bayramıydı. Yine memleketin büyük bölümünde, İstanbul hariç, coşkuyla kutlandı. Çünkü İstanbul'da kutlanması cız biliyorsunuz. Hele bir de İstanbul'da aslında hep böyle hani 1 Mayıs'ların geleneksel olarak kutlandığı Taksim'de kutlanması yine cız. Bir ara değildi. Yani bir ara cız olmamıştı. Evet. Hatta cız olmayışı büyük bir böyle başarı olarak anlatılmıştı. Bak gördün mü, Türkiye'de işte şöyle iyiyiz, böyle güzeliz, böyle yaptık, biz yaptık, yaparsak biz yaparız falan deniyordu. Ondan sonra Taksim yine cız oldu. Bizden sonra. Dolayısıyla hiçbir şey yapılmasına müsaade edilmiyor, ama tabii dün o Bozdoğan kemeri önünde
ki görüntü hakikaten de yani çok yorum var onunla alakalı ama yapılan en doğru yorumlar, birincisi yeni anayasadan bahsediliyor ya, başka hiç derdimiz yok çünkü ülke olarak şu anda yeni anayasanın peşindeyiz. Niye yeni anayasanın peşindeyiz? Daha özgürlükçü olacakmış yeni anayasa. Varolunu çok süper uyguluyoruz ve çok özgürüz çünkü. Yeni anayasanın kapağına bu fotoğraf konulsun diye bir öneri vardı. Öyle mi? Evet, böyle bir öneri vardı. Birincisi buydu. İkincisi de tabii keşke bu önlemler, yani aynı benzer önlemler sınırlarda da alınaydı da. Taksim'de mesela böyle kafalarına göre eğlence düzenleyen Suriyeli arkadaşlar, Afgan arkadaşlara da o kadar müsaade edilmeyeydi şeklinde yorumlarda da bulunuldu tabii. Böyle bir 1 Mayıs'ı yine aynı şekilde geride bıraktık. Aslına bakarsanız bir gün öncesinde biz yayınımızı hatırlarsanız Bostancı Gösteri Merkezi'nden gerçekleştirmiştik. Evet. Bir Baba Hamlet'in 500. Gösterimi vardı. 500 kez sahnelenmiş. Yine gerçekten bence çok iyiydi. Yani şey gibi değil mi, yani hep böyle aynı heyecan sahnede. Böyle 500 kez oynamışlar gibi değil. Evet, şöyle ben yani daha önce izledim, birkaç sefer izledim hem de ben yine çok güzel buldum, yine çok başarılı buldum ama muhtemelen 500. oyunun olması, seyirci Bostancı Gösteri Merkezi'ni doldurmuştu sağ olsun, herkesin ayağına sağlık. Tabii bizim orada olmamış falan. Heyecan yaratır yani, oyuncunun havasını değiştirir, abi motivasyonunu artırır abi. Biz niye oyuncunun havasını değiştirelim ya? Yani biz tek başımıza değiştiriyor olamayız, oradaki seyircilerle birlikte coşkulu bir seyirci vardı. Seyirci çok iyi. Gerçekten de o kısmı güzeldi. Hakikaten hem Günay Karacaoğlu hem Şevket Çoruh yine muhteşem oynadılar. Göndermeler gayet güzeldi, yerindeydi. Doğaçlama espriler vardı. Tabii seyircilerin büyük bölümü onların doğaçlama olduğunu bilmiyordu ama biz daha önce oyunu izlemiş olanlar olarak biliyorduk. Çok güzel doğaçlama espriler vardı. Hakikaten çok iyiydi gerçekten de. İkisinin de ikisine de hakikaten yani tebrik ediyoruz. Hani çok eğlendik. Gözlerimizden yaş geldi. Evet, gözümüzden yani yaş geldi. Bir arada eleştiriler çok yerindeydi dediğin gibi. O yüzden gitmeyen varsa tavsiye ederiz. Çok. Eğlenirsiniz. Evet evet. Özellikle balkon konuşmasında gözyaşlarımızı gerçekten de... Danimarka'daki balkon konuşmasında... Tabii ben demiştim ya gitmeden önce de zaten olaylar Danimarka'da geçiyor diye. Danimarka'daki o balkon konuşmasında da gerçekten de gözümüzden yaş geldi. Onu da söylemek isteriz aynı zamanda. Sonra bugün de enteresan bir tecrübe, enteresan bir deneyim yaşadım. Ben kendi adıma onu söyleyeyim. Şöyle bir... şey, anjiyo yaptırdım ben bugün. Kalp anjiyosu. Anjiyo? Evet ama şöyle. Nasıl, nerede yaptırdın? Şimdi şöyle. Ya şurada, burada bir yerde mi? Ha, burada bir yerde, şurada Kavacık'ta ara sokakta yeni açılmış. Anjiyocu mu? Gece dönercisinin hemen yanında. Gündüz anjiyocusu. Ya öyle değil canım, bir hastaneye gittim ben. Hastanede evet, anjiyo yaptırdım. Yalnız şimdi bizim bildiğimiz anjiyo kalp damarlarının kontrolü için. Genelde hani böyle bir işte kasıktan girilerek yapılan bir operasyon diyebiliriz biz. Bak sana boşuna demedim abi, bu metinler, bu cümleler evet, kalp damar cerrahi bölümlerinde kürsülerde okutulmalı ya. Girişte söylemedim ya mi? Arkadaş bir dur. Genelde böyle biliriz biz ama şimdi tabii teknolojinin de gelişmesi, özellikle bu tıbbi manada görüntüleme teknolojisinin gelişmesiyle beraber bu anjiyonun da, yani hem kalbin hem damarların ne durumda olduğunu anlayabilmek adına vücuda bir cerrahi operasyon gerektirmeden bir görüntüleme yapılabiliyor sevgili dinleyiciler. BT anjiyo veya sanal anjiyo diyorlar. Evet, sanal anjiyo diyorlar, BT anjiyo diyorlar. Neticede bildiğiniz böyle bir işte MR cihazı gibi bir cihaz ya da BT cihazı diyorlar ona. Bu cihaza yatıyorsunuz. Yine cihaza işte, mı yatıyorsun? Evet yani cihazın içi. Üstüne mi yatıyorsun? Evet, üstüne yatıyorsun, kıvrılıyorsun, böyle yuvarlak bir cihaz o. Şey, yukarıdan böyle şey oluyorsun, böyle U şeklinde oluyorsun. Cihaza yatıyorsun. Canım abi, cihaza yatıyorsun. Cihazın içinde bir yatak var. Cihazın içine ha, yatıyorsun. Normal. Aa, var ya, BT... her yerde yatak olsun abi. Yatayım uyuyayım. Hayır, şimdi BT cihazı, yani o cihazlar, bu MR'lar memarlar öyle ya. İçinde evet, böyle evet, bir yatak evet, bölümü var. Tabii oraya, burada şey önemli. Kalbinizin hani nabzınızın daha doğrusu mümkün olduğunca düşük olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Sebebi de hani çok kabaca anlatırsak, böyle bizim de anlayacağımız dilde hepimizin, kalbin daha az hareket etmesi bu sayede görüntülemenin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. O nedenle girmeden önce bir ölçüyorlar. Sizin nabzınıza bakıyorlar. Bir nefesinizi tutun diyorlar. Hani var ya, bu cihazın içindeyken de söylüyorlar evet, ya bunu. Evet. Bunu dışarıda da test ediyorlar. Bir nefesinizi tutun diyorlar. Tutuyorsun. O sıradaki nabzına bakıyor. İşte evet, o nabza bakıyor. Eğer o nabız düşük değilse sana işte bir ilaç veriyor. Nabza göre
şerbet. Yani bir nevi. De diyebiliriz. Evet. Şerbet şeklinde değil, hap şeklinde veriliyor ama. Neyse, bu hapı alıyorsun. Ondan sonra nabzın böyle bir iyice bir yavaşlıyor. Ondan sonra seni cihaza alıyorlar. Yalnız cihaza aldıktan sonra, yani bu bildiğimiz hani yattın, görüntüleme yapıldı, nefesini tuttun, bitti şeklinde değil. Elektrotlar bağlanıyor vücuduna. Evet. Ondan sonra bir de bir damar yolu açılıyor. Ve bu damar yolunda... Nereden açılıyor? İşte koldan yani. Ha tamam, hayır şimdi daha önce dedin ya normal anjiyoda işte kasıktan giriliyordu. Ha yok yok, hayır hayır, normal kolda bir damar yolu açılıyor. Çünkü o görüntüleme sırasında damarların daha iyi görüntülenmesi için bir ilaç veriliyor sana. Görüntülemeyi destekleyecek bir ilaç veriliyor sana. Şimdi o ilacın... Yani nasıl de... ya, HD mi oluyor görüntü o zaman? Evet, HD şey veriyor, HD serum veriyorlar. Ha. Platinyum üyelik gibi düşün. Güzel. Yani böyle daha böyle görüntü şey oluyor. Süper. 4K. Öyle bir şey. 4K. Diyorlar ki işte böyle biraz da tabii rahatsız bir pozisyonda yatıyorsun aslında. Kollar arkada, işte kıvırıyorsun, öyle kalıyorsun bayağı böyle bir 5 dakika ya da 10 dakika civarında falan. İşte cihaz gidiyor geliyor, o arada nefesini tut falan deniyor. Girmeden önce de bir çeşitli uyarılarda bulunuyorlar. Diyorlar ki işte o ilaç verilecek, o hızlı verilecek bir ilaç. Yukarıdan aşağıya doğru böyle bir sıcaklık gelecek. İşte endişe etmeyin, o sıcaklık böyle hani uzun süren bir sıcaklık değil. İlaçtan kaynaklı bir sıcaklık. İşte belki böyle bir altınıza kaçırma gibi bir his olabilir ama öyle değil, olmuyor aslında falan gibi böyle bir takım uyarılarda bulunuyorlar. Ya kaçırmadım. Hani olabilir demişler. Diyorlar ki ilacın etkisi böyle hissedebilirsiniz ama öyle bir şey olmuyor diyorlar. Emin miyiz bundan? Anlatıyorlar şimdi, anlatıyorum işte, emin miyiz? Kaçırmışsındır falan diyor yani. Yok, kontrol ettim. Merak etmeyin falan. Yok yok. Neyse işte görüntüleme başladı. Ben öyle konularda da çok şeyimdir, hani o cihazların içinde bulunmaktan bir, yani klostrofobim yok. O hani nefesini tut, nefesini bırak falan konularında çok rahatım o konularda. Dolayısıyla onlarda hiç sorun olmadı ama bakıyorum bir sıcaklık gelmiyor. Bu arada bir de böyle üstüm çıplak yatıyorum ya cihazın içinde. Ay, bizi niye çağırmıyorsun ya? Tıbbi mahrem mahrem. Ha. Tıbbi bir iş yapılıyor orada. Ondan sonra şimdi içerisi de soğuk olunca ben de kafamdan şey diye düşünüyorum. Diyorum ki sıcak geldiğinde hani nabzı yükseltecek bir tepki vermeyeyim kendi adıma. İyi tarafını düşüneyim. Diyorum ki içerisi soğuk, o sıcaklık gelince biraz ısınırım. Kendi kendimi böyle ikna ettim. Ya mantıklı mı? Böyle ikna ettim evet. Kendimi yani. Buna hazır bir şekilde bekliyorum. Neyse işte böyle bir gitti geldi cihaz. Ondan sonra bir vuu diye bir çalıştı. İşte böyle bir şey ne derler bu şanzımanlı çamaşır makinesinin. Daha doğrusu santrifüjdü. Kurutma mı? Kurutma makinesi gibi böyle bir çalıştı. Kendini böyle bir çamaşır gibi hissediyorsun orada. Sonra tekrar geri gitti. Dediler ki şimdi dediler bir dil altı ilacı veriyoruz. Biraz daha nabzı düşüreceğiz, tamam. Sakinleştireceğiz tamam. Falan dediler. Bunu herkese yapıyorlar bunu. İşte bir dil altı hapı verdiler. O dil altı hapı eridi. Aradan bir iki dakika, üç dakika geçti. Ondan sonra cihaz ekledi. Nefesini tutun falan derken abi şu arkadan ben şeyi hissettim. Yani damarıma ilacın geldiğini. Çünkü hemşire de oradaki söylemişti. Dedi ki bu dedi normalden daha büyük bir damar yolu açıyorum. Çünkü dedi hızlı gelmesi gerekiyor ilacın dedi. Şimdi biz onu anlamıyoruz yani ama ne kadar hızlı gelebilir, hani bir sürü serum yemiş, damar yolu açtırmış, ilaç almış bir insanım da ben, hayatımda böyle bir şey. Bayağı bildiğin koluma bir yerden bir hortumla hoş diye bir şey geldiğini hissettim yani. Ya bunu, damar yolu. Ya bunu hissettim ya, gerçekten hissettim. Sonra onun gelişi, ondan sonra böyle bir yukarıdan aşağıya doğru böyle bir sıcaklık, böyle boyundan falan aşağıya. Böyle bir görsem ben ama aşağı şey diyorum orada, oh ısındım iyi geldi. Diyorum böyle kendi kendime. Ondan sonra o böyle aşağıya doğru indi. Abi bir anda dedim ki aha gitti. Aha gitti mi? Dedim kaçırdım altıma yani. Öyle bir his oldu bir anda. Öyle bir ıslaklık hissi. Sanki böyle bir gerçekten altına kaçırmışsın öyle bir his gibi. O ne tuhaf bir şey. Demek ki ben en son çocukken mi kaçırmışım? Ya böyle bir de özlediğim bir duygu gibi geldi. Abi çok iyi ya. Universal Studios gibi yani. Ya bir hakikaten bir çocukluk. Sanal gerçeklik yaşatıyor. Evet evet, yani böyle bir çocukluk hissiyatı doğdu içime. Gerçekten ciddi söylüyorum. Belki en son çocukken hissetmişim o duyguyu herhalde. Yani böyle bu oh, hani duygusu vardır ya. Ondan sonra ama o çok hızlı geçiyor. Yani toplam böyle bir ne bileyim ben 30 saniye kadar bile sürmüyor. 30 saniye içinde o sıcaklık hissi en aşağıya kadar, hatta bir ara böyle bacaklara kadar da gidip ondan sonra bitiyor. Sonra da geliyorlar, geçmiş olsun diyorlar. Çıkıyorsun. Ondan sonra o işte klepsleri falan çıkartıyorlar. Damar yolunu çıkartıyorlar. Şey oldu mu? Kızlar gitti mi kızlar?
Evet ya, onu çıkartırken orada da ayıp olmasın diye bir şey diyemiyorsun ama cart diye çekiyorlar arkadaşlar. Ama nasıl çeksin abi? İnsan onun ya, alkol döküyorsun onun üstüne. Onun da yöntemi var. Abi olur mu öyle şey? Orada... Herkesle uğraşacak mıyız o kadar? Kapıda 1000 tane insan var, sıra bekliyorlar ya. Şimdi kapıda 1000 tane insan yok. O kadar sıra beklenmiyor. Ayrıca sağlam bir ücret de alınıyor. Bunun için sigortada karşılamıyor ayıp söylemesi ama... Yani orada hani en azından o şeyi sökerken, gerçi döktüler. Yani alkol, böyle zam gelmiş abi. Alkol döktüler. Evet. O şeyin damar yolunun olduğu, bandın olduğu yere alkol, evet, döktüler. Çıktı, öyle çok ciddi bir sorun da olmadı canım. Ben de yani sorun olmadı. Ben nelerini gördüm. Böbrek taşı dökerken ne damar yolları, onların ne sökülmesi, ne ağda efektleri. Ben onları yaşadığım zamanında bilirim yani. Velhasıl böyle bir operasyonla, yani başından sonuna yaklaşık bir saat kadar süren bir operasyonla, cerrahi bir müdahale olmadan, damar yolu kısmı hariç, böyle bir görüntüleme yöntemi var sevgili dinleyiciler. Bu yöntem devlet hastanelerinde de var bu arada. Bazı devlet hastanelerinde de var. Mesela Siyah Mersek'te varmış. Evet, evet. Dolayısıyla hani herkes aslında bundan faydalanabilir, ama yaptırabilir. Ama tabii bunu böyle, evet, kendi başına gidemezsin. Değil, ama belli bir yaşın üzerinde. Yani belli bir yaşın üstüne çıktığınızda... Ama doktor önerecek. Tabii 45 yaşından sonra doktorunuzun da önerisiyle, doktorun da tavsiyesiyle, onun da yönlendirmesiyle böyle bir şey yapabilirsiniz. 45 yaşından sonra bu adamın var 20 senesi, o zamana kadar kim bilir neler çıkarıyor. Ya i̇şte, muhtemelen onun evde otururken çekilecek yani. İşte tamam, şimdi mesela Sarcan'ın... ha tabii Sarcan'a o. Sarcan öyle bir şey yapmayacak ki. Sarcan koluna telefonu takacak ya da böyle şey bir saati. Saatin düğmesine basacak, çak diye çekecek o. Ne o BT 10'cu. Oradan ilacı da veriyor. Tabii tabii, o da olur. Bak görürsün, öyle şeyler de olur. Diyecekler altına ki, yapıyormuş, işi gelecek, yapmayacaksın. Ya onu o zamana kadar çözerler, ben sana söyleyeyim. O da kalmaz yani. Velhasıl kelam, böyle bir tecrübe yaşadım. Enteresan ama. Her şey iyi mi yani? Nasıl, görüntüler nasıl çıktı? İşte bilmiyorum onun sonucunu yarın. Aa, bilmiyorum oğlum, bu kadar anlattın abi. Kardeşim. En heyecanlı bölümünde bıraktın yani. İşte o yarın akşam o zaman, ikinci bölümde. Ya çünkü yarın işte doktorun yanına gideceğiz. Doktorumuz anlatacak. Yani o değerlendirecek daha doğrusu. Ha. Öyle ben bakıp orada kendi kafama göre, kaldı ki zaten daha düşmedi de e-nabıza, göremiyorum oradan. Kaldı ki görsem ben ne yapacağım, ben de anlamam ki onu. O da uzmanı anlayacak yani. Orada çekerken söylemediler mi? Neyi söylemediler mi? İşte biz gördük şu an falan diye. Yok, ben sormadım. Ben sormam öyle şeyleri. Biraz heyecan olsun isterim. Allah Allah. Böyle bir ertesi ya güne kalsın. Ya bu kalp damar için gidiyorsun, ne heyecanıyım. Vallahi sormadım, hiç aklıma gelmedi. Çünkü orada biraz şey bitti. Nabız da düştü ya. Ben böyle bir bembeyaz oldum. Yani çıktığımda yüzüm bembeyazdı. Bana sorsan bir şey yok. Ama bir sakinlik var genel olarak. Böyle bir... Güzel. Böyle bir dinginlik, böyle bir sakinlik falan, öyle bir duygu vardı bende bugün yani. Bugün de böyle bir yayın olsun, biraz sakin yapalım ya. Biraz sakin derken zaten şey, öyle çok böyle ciddi bir şey yapmıyoruz ki. Bir arış çağırış yok, tartışma yok. Lütfen tartışmayalım zaten. Yok ya, biz ne zaman tartıştık zaten ya? Hiç, ben öyle bir denk gelmiyorum. Öyle bir şey yok. Eski bir şeylerimizi bulmuşlar, tartışmışlar. Ya bırak Allah aşkına onları ya, onlar tam basının provokasyonu. İşte evet. A Haber'in Saraçhane'de bağırması gibi, taş atıyorlar basına, taş atıyorlar falan diye. Sonra basın kovalıyor, kime atıyorlar lan, bize atmıyorlar değil misin diye. Şimdi bu akşamın konusuna gelelim sevgili dinleyiciler. Bu akşamki konumuz böyle hani yıllar önce kullandığımız, çok sevdiğimiz, kullanırken acayip mutlu olduğumuz bir şeylerin böyle aklımıza gelip yeniden alıp kullanmak istediğimizde bulamama durumu ile ilgili konuşalım istiyoruz. Yani bulamadığımız bir şeyler var mı acaba diye soralım istiyoruz. Ha. Ya bir şey kullanıyorsundur, sen ondan çok memnunsundur. Diyelim bir diş macunudur bu mesela. Ama o diş macunu üretimden kalkmıştır. Bir parfümdür mesela. Bir parfümde bu çok sık yaşanır. Parfüm çok kalkıyor ya. Evet ya, yani böyle bir kendi diyorsun ki zaten ömrüm var işte, diyorsun ki bir tane parfüm. Tamam, bu benim parfümüm diyorsun ya. Bu benim parfümüm, ben bundan sonra hayatım boyunca bunu kullanacağım diyorsun. Aradan bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor, şak üretimden kalkıyor. Hadi bu sefer dene. Ona onu da alayım. Şöyle uyuz oluyorum. Evet. Ya demek ki benim sevdiğim parfüm çok satılmıyor diye de üzülüyorum bir yerde. Ha, bir de öyle bir şey var ya, evet. Demek ki iyi değilmiş, kimse de sevmemiş yani, piyasadan kaldırdılar yani. Evet, bende bir zevksizlik var diye düşünüyorsun. Ha. Tabii o yanılgı duygusu da kötü aynı zamanda. Yani dolayısıyla böyle gerçekten de çok sevdiğimiz, severek tükettiğimiz, severek kullandığımız ya da mesela severek işte gittiğimiz ama artık gittiğimizde aynı yerde bulamadığımız bir takım mekanlar, bir takım yerler, onlar da olabilir. Bulamıyorum dediğiniz ne var acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Var mı böyle bir şey? Kaldı ki şöyle bir durum da olabilir. Siz bulamıyorsunuzdur da aslında vardır. Dinleyicilerimiz sayesinde bunu da öğrenebiliriz. Ha. Yani siz bulamıyorsunuzdur. Mesela kepitim sakız var mı yani? Var. Ama eski şekliyle mi yani? Ha, eski tadıyla mı? Ya, eski tadıyla mı bilmiyorum ama var yani. Ha, var mı? Var. Hatta o tipi tip sakızın kokusu var ya. Biliyor musun sen onu?
Kokusu basıyordunuz. Evet evet, bayağı böyle o şeyin tipi tipin içindeki o, yani onun bir kokusu vardır ya. Evet. Tipi tip sakızın. O kokunun şeyi var, parfümü var. O da parfümü var. Yani onu böyle işte biz eskiden 45'likte sıkardık böyle içeriye. Mekan dolu. Güzel işte. Mekan doluyken yani zaten nostaljik müzik dinlerken evet, insanlar bir yandan da o koku gelince bir acayip olurdu mesela. Mesela var yani tipi tip sakız var aslında. Tadı bizim çocukluğumuzdaki gibi olmayabilir ki bence yakın aslında ama hani tam aynı olmayabilir ama var yani. Daha düşünelim. İşte bunun gibi bulamıyorum dediğiniz neler var acaba, bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz var. Bulamıyorum başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Arzu ederseniz WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. 0532 172 52 32, WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 kafa, buradan da yazabilirsiniz. Neleri bulamıyorsunuz acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize ve hemen dönüyoruz. Akşam trafiğinin son durumuna şöyle bir bakıyoruz. Kafa Radyosu'nda devam ediyor Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza. Perşembe gününün akşamındayız. Bulamıyorum dediğimiz neler var acaba diye konuştuk. Bu arada tabii dünden bahsederken ve aynı zamanda bir önceki günden bahsederken dün akşamki maçı da tabii atlamayalım. Dün Fenerbahçe Monaco'yu ağırladı Ülker Arena'da. Ya hakikaten muhteşem bir atmosferdi. Yani ben biliyorsun basket maçlarının çoğuna gidiyorum. Evet, evet. Burada hani vaktim uydukça gitmeye gayret ediyorum. Herhalde bu sezon yaşadığımız yani böyle en iyi atmosferlerden bir tanesiydi. İlk üçe kesin girer de hani birinci mi ikinci mi olur, evet, çok emin değilim ama muhteşemdi. Seyirci muhteşemdi. Atmosfer çok iyiydi. Maç öncesi seremoni inanılmaz iyiydi. Çok güzel hazırlık yapmışlar gerçekten de. Seyirci sürekli maçın içindeydi. Bütün maç boyunca zaman zaman böyle hani farkı kapattı Monaco ama seyircinin de gerçekten de gaz vermesiyle ama tabii ki oyuncuların da yeteneğiyle dün akşamki maçı da kazanmasını bildi Fenerbahçe Beko. Şimdi 2-1 oldu yarın seride. Yarın 2-1 olacak işte. Evet işte yarın akşam maç var. Yarın akşamki maçı da kazanınca Fenerbahçe Final Four'a, Fenerbahçe Beko Final Four'a gidiyor. Süper işte. Evet gerçekten. Demek ki yarın akşam 11 sularında bu kesinleşmiş olacak. Yani işte evet 11-11.5 sularında doğru kesinleşmiş olacak. Güzel. Biz tam o sırada, o kesinleştiği sırada Koz Yatağı'nda 90'lar şarkısı. Burada tekel oynasın işte. Güzel, onun eğlencesi var yani. Aynı zamanda onu da kutlamış olacağız bak doğru. Evet, tabii. O, yarın akşam bayağı kutlama var yalnız. Tabii canım. Yarın... Peki. Şey var, Candaş Tolga Işık'ın doğum gününü de kutlayacağız yarın akşam. Orada mı kutlanacak? Evet, orada mesela. Ne diyorsun? Tabii ona sen kesin gelirsin. Hilton Koz Yatağı. Evet. Yarın akşam kaçta çıkıyorsun sahneye? Yarın akşam kaçta çıkıyorum? İşte saat 9.30-10 gibi falan çıkıyorum sahneye. Ya kaç gibi geleyim ben, yemek falan yiyeyim ondan sonra mı geleyim yani? Oğlum biz zaten yarın akşam oradayız, yayını oradan yapıyoruz. Koz Yatağı Hilton'dan yapıyoruz. Yemek yiyip geleyim mi? Yemek yiyemez, yemek yiyip gelme. Zaten biz biliyorsun çok güzel bir odada yayın yapıyoruz. Evet. Ondan sonra... Yemeden mi geleyim? Yemeden gel bence. Orada yersin yani. Orada yerim. Evet evet orada yersin. Yarın akşam orada. Peki bir şey diyeceğim. Mesela şu an bizi dinleyen biri nasıl gelecek oraya? Bizi dinleyen biri nasıl gelecek? Şöyle gelecek. Yarın akşam... yani isterseniz Biletix'ten şu anda da bilet alabilirsiniz. Yarın akşam geldiğinizde Hilton Koz Yatağı'nın girişinden de yine 90'lar kafası bileti alabilirsiniz. Şimdi yarın akşam bu arada yarın akşam İstanbul'da Hilton Koz Yatağı'ndayız 90'lar kafası için. Haftaya Manisa'ya geliyoruz. Haftaya Cuma akşamı Manisa'dan hem yayın var hem de 90'lar kafası var. Önce Manisa'dan Nihat'la Sivrisine'yi Manisa Çetaş Toyota'nın önünden gerçekleştireceğiz. Kafa Radyo canlı yayın aracından. Yayın bittikten sonra da Anemon Otel'e geçeceğiz. Ve Cuma akşamı yani haftaya Cuma akşamı Anemon Otel'de ayın 10'u oluyor yanılmıyorsam. Onu mu oluyor? 11'i. Cuma akşamı 10'u. 10'u mu oluyor Cuma akşamı? Cumartesi 11'i. Evet doğru. Ya şeyi biliyorum ben, Cuma benim Fütahya'da programım var da o yüzden. Cuma senin Kütahya'da programın var. Evet. Ne programın var Kütahya'da? Ya ben bir işim var yani Kütahya'da. Kütahya'da. Ama Kütahya'yı ziyaret edeceğim ben. Ya iyi de çok özür dilerim. Bizim bir Cuma akşamı yayınımız var. Ama benim ziyaretim çok daha önemli. Ziyaretim. Belediye başkanı mı ziyaret edeceksin? Yani.
Ha, ama bu... Kütahya'da yıllar sonra bir değişim yaşandı yani. Doğru. Yıllarca da Kütahya benim canım canım dedin. Kimse evet, sallamadı. Sallamadı ama yeni yönetim sallıyor. Yeni yönetim demek ki davet etti seni. Evet herhalde. Abi. Kafa hakkı benim canım dedi. Bu yeni yönetimlerin bu konulardaki insani yaklaşımları iyi bence. Çok onu söyleyeyim iyi sana. Neyse ayın 10'unda dolayısıyla Manisa'da 90'lar kafası var. 11'inde de yani haftaya cumartesi de İzmir'de olacağız. İzmir'de hava gazı fabrikasında, tarihi hava gazı fabrikasında bir çiçek festivali düzenleniyor. Cuma, cumartesi ve pazar günü sürüyor. Cumartesi gecesi çiçek festivalinde 90'lar kafası yapacağız. Orada da İzmirlilerle buluşacağız. Ha, güzel. Sonra ben sonrasını da söyleyeyim. Bir hafta sonra... 18 Mayıs'ta hatta dur bakayım bir dakika önce 17 Mayıs'ta Aydın'a geliyoruz. 17 Mayıs'ta Aydın'da 90'lar Aydın kafası var. Evet, Aydın'da Holiston'da olacağız. Aydın'da. Ertesi günde Muğla'ya geliyoruz. Ertesi günde Muğla'da 90'lar kafası yapacağız. Ha, güzel. Muğla'da evet, nerede? Muğla'da da yine Holiston'da olacak. Ha, güzel. Evet, Muğla Holiston'da yine 90'lar kafası yapacağız. Muğla'da ilk defa yapıyorum bu arada. İlk defa gidiyorum Muğla'ya. Aydın'a daha önce çok gittim ama. Niye? Bu belediyeyle alakalı mı? Seçimden sonra mı? Oğlum bunun belediyeyle ne alakası var ya? Buna niye Muğla ilk defa ya? Seçimden sonra mı karar verdin? Hayır değil Muğla. Şimdi mi güvenli hissediyorsun kendini? Konunun belediyeyle falan alakası yok. İşletmelerle ilgili şimdi. Holiston'la demek ki anlaşılmış. Holiston'a gidiyorum yani. Yani. Dolayısıyla önce Aydın sonra Muğla. Hatta ondan sonra da Antalya'ya gideceğiz. Antalya Mayıs ayının sonunda yalnız. 30 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam. Evet olsun, denize falan gireriz. O zaman da Antalya var. Şimdi biz bulamadığımız neler var diye konuşalım. Bakalım acaba dinleyicilerimize soralım. Siz neleri bulamıyorsunuz? Arayıp da bulamadığınız bu aralar neler var diye soruyoruz dinleyicilerimize. Diyor ki bir dinleyicimiz, bir zamanlar böyle bir içecek vardı, ülkemizin ilk yerli kolası, belli belirsiz bir böğürtlen aroması ve hafifliğiyle içimi çok hoştu, artık bulamıyorum. Zaten yoktur hocam bu muhtemelen. Doktor Mustafa Bodur göndermiş Antalya'dan, şöyle afişini göndermiş. Bir dakika dur bakayım. Suna yazıyor da. Suna abla var aşağıda, sahilde o mu? Hayır. Pardon, Sunal Kokteyl diyor. Sunal Kokteylmiş ismi. Evet. İsmi bu. Her içişte Sunal Kokteyl kapaklarıyla şansınızı açınız. Böyle bir ilanı da var. Evet. İçtiğiniz her Sunal Kokteyl rakipsiz lezzetinin yanında zengin ikramiyeler dağıtıyor. 100 lira veriyormuş, 250 lira veriyormuş falan böyle. Dur bakayım. Kola cinsi içeceklerden değildir diye de yanında böyle bir şey var. Kola şişeleri var. Onların üzerine böyle çarpı atılmış. 50 yıllık Türk zevkini sizlere sunuyoruz diye Ege Meşrubat Sanayi tarafından üretiliyormuş İzmir'de. Sunal Kokteyl diye Türkiye'nin ilk yerli kolası diye anlatılıyormuş. Böyle bir şey var. Ben onu bilmiyorum mesela. Yok, ben de hiç içmedim. Hiç duymadım yani. Hiç içmedim. Elvan gazoz duyduk yani, içtik de. Evet evet, Elvan'ı ama biliyoruz. Ama yani bunu bilmiyorum hakikaten. Emre diyor ki ilkokulda teneffüste karşı bakkaldan aldığım leblebi tozunu hiç unutamam. Şimdi bulmak güç. Teneffüsten derse geç kaldığım Rüstem arkadaşımla karşısına dizildiğimiz öğretmenimiz iki eliyle yanaklarımızı ortalayarak pat diye geçirdiği tokatla öğretmenimin suratına püskürttüğüm leblebi tozunun ve o tokatın tadı harikaydı. Ha, iki taraftan şak diye vurunca ağzından toz çıktı. Demek ki konunun leblebi tozunun lezzetiyle alakası yok. Hiç. O yandan gelen darbeyle ilgili bir şey yok. Evet, sendeki anısı bu. Çünkü şöyle, leblebi tozu var bu arada. Her yerde de satılıyor, onu söyleyeyim size. Var var leblebi tozu. Var var, yani kuru yemişçilerde satılıyor, marketlerde var leblebi tozu. Yoksa da evde, rondoda bir yerde yaparsın yani. Evet evet, yani leblebi alıp kendiniz de çok kolay yapabiliyorsunuz. Bak şimdi aslında şu doğru. Evet. Yani bir işte tam ekmeği basıyor, şişesini göndermiş. Eski şişesini göndermiş de. Evet. Yani diyor ki çabuk bitmesin diye yudum yudum içerdim. Şimdi hiçbir yerde meyve suyunda o hissi bulamıyorum diyor. He. Eski meyve suları bayağı meyveli meyveliydi ya. Evet doğru. Şimdi şöyle. Şimdi su gibi gidiyor. Şöyle şeyler oluyor. Bilmiyorum, takip ediyor musunuz? Özellikle Twitter üzerinde bazı böyle hesaplar var. Türkiye'deki bir meyve suyuyla aynı marka Avrupa'daki bir meyve suyunun içeriğini karşılaştırıyor. Şimdi bunun içeriğini karşılaştırmak için de hani laboratuvara falan gitmeye gerek yok. Arkasını çeviriyorsunuz, içinde ne olduğu yazıyor zaten. Mesela o meyve sularında, ben şimdi atıyorum rakamı tamamen, meyve oranı 10 üzerinden diyelim 9'sa
Bizimkinde 10 üzerinden 0.1. Ha. Bizdeki meyve sularında. O demek ki yasal mevzuatla alakalı. Yani evet, Türkiye'de tabii Türkiye'de mevzuat, Türkiye'de gıda kodeksi diyorlar ona. Buna müsaade ediyor. Halbuki etmemeli. Yurt dışında etmiyor çünkü. Yani yurt dışında sen meyve suyu diye sattığın bir suyun meyvemsi suyu diye satamıyorsun. Ona müsaade etmiyor. Oranın kural koyucusu diyor ki sen diyor tüketiciye meyve suyu diye satıyorsan gerçekten meyvenin suyunu satabilirsin. Konsantresini satamazsın ya da yani konsantreyi de bu kadar düşük yapamazsın diyor. Çözeltiyi bu kadar azaltamazsın diyor. Abi işte yalnız onu azaltmadan verirsen böyle kapalı kilitli camların arkasına koymak gerekiyor. Abi öyle değil işte, ama ne oluyor? Biz daha ucuzunu yiyelim diye kaldı ki daha ucuz da olmuyor. Çok da öyle böyle acayip olağanüstü bir fiyat farkı da değil. Hatta bazı, şimdi meyve suyundan örnek veriyoruz ama o bahsettiğim bazı meyve sularında yurt dışında fiyatı bizimkinden daha uygun oluyor. Daha uygun ama içeriği daha dolu. Dondurmalar öyle. Yani ben yiyorum, hani hazır paket dondurmalardan bahsediyorum bu arada. Türkiye'de satılan hazır paket dondurmaların, böyle uluslararası marka olanlarının içindeki mesela süt oranıyla aynı markanın yurt dışında satılanın süt oranını siz kendiniz karşılaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Üşenmeyin, Türkiye'de aldığınız dondurmanın bir tanesinin paketini atmayın, yanınızda taşıyın. Yurt dışına gittiğinizde aynı marka dondurmayı bulun, onun paketine bakın, arkasını çevirin, içindeki süt oranını, içindeki malzemelerin oranını bir karşılaştırın bakalım ne çıkıyor. Ya mesela şimdi bugün dondurma aldım. Evet. Atmıyorum paketini. Yurt dışı, yarın zaten yurt dışına gidiyorum ben ya yarın. Oradan bakıyorum öyle mi? Ben yarın gidiyorsun. Tamam, yarın değil öbür gün yani. Ne bileyim veya 3 gün sonra 5 gün. Neyse işte gidersen eğer öyle bir imkanın varsa. İnternetten de bulabilirim onu herhalde. Ya bilmiyorum, belki olabilir. İnternetten o görüntüyü bulabilirsen, emin olabilirsen onun güvenilirliği. Ama sen kendi gözünle gör diye söylüyorum, en sağlıklısı. Yani al buradan aynı dondurmayı, yurt dışında al aynı dondurmayı, ikisinin arkasındaki içeriklerine bak. Türkiye'de üretilendeki örneğin süt oranı ne kadar? Yurt dışında üretilendeki süt oranı ne kadar? Evet. Orada kaça alıyorsun, burada kaça alıyorsun? Bir de fiyatlarını karşılaştır bakayım ne çıkıyor önüne. Ya bizi burada bak gerçekten, dondurma yazmıyor zaten. Bizi burada enayi yerine koyuyorlar. Gerçekten bakın, tüketici olarak hepimiz inanın birçok üründe, özellikle gıda ürünlerini bahsediyorum, hakikaten enayi yerine konuyoruz. Çünkü o şeye uygun yapıyor. Türkiye'deki dedin ya, gıda kodeksine uygun yapıyor. Evet, ama işte enayi yerine konmamıza devlet ön ayak oluyor zaten. Devlet buna müsaade ediyor. O yüzden diyoruz ki çocukken yediğimiz dondurmanın tadı başkaydı diyoruz yani. Evet. Ya hatırlasanıza çocukken bir panda dondurma yerdik sade. Yani baya baya böyle bir süt tadı olurdu. Evet. Ağzında böyle tadı yani uzun süre gitmezdi. Hakikaten hani soğuk bir şeydi. Şimdi baya böyle soğuk bir şey yiyorsun. Arada bir böyle bir şeker ya var. Bazılarında çikolatası falan çok iyi oluyor ya. Tamam, bazı hepsi için söylemiyorum ben bunu. Ama bazılarında böyle oluyor işte. O yüzden çocukluğumuzdaki tadı bulamıyorum diye böyle mesajlar geliyor şimdi geliyor bize. Geliyor evet. Duble çikolata iyi olur ama var mı? Ne oldu? Eskiden buraya dolap malap geliyordu. O eskiden de işte. Kriz var. Eskiden dondurma firmaları buraya gönderirdi hakikaten dolabı. Dolabı dolu yiyorlardı buraya yani. Eskiden de o günler. Bir ara verelim. Reklamların ardından devam edelim ve bir kez daha soralım dinleyicilerimize. Sizin bu aralar aradığınız, arıyorum ama bulamıyorum dediğiniz bir şeyler var mı diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosunda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek devam ediyoruz yayınımıza. Perşembe gününün akşamındayız. Bulamıyorum. Bu akşamın konusunun başlığı, bulamadığınız bir şey var mı? Bu arada tabii şey mesajları da geliyor. Daha çok uzun zaman var ama bayram tatili için yer bulamıyorum diye yazanlar var. Yani şimdiden mi yayın? Abi şimdiden başladıysa durum gerçekten vahim, söyleyeyim ben vahim size. Vahim derken vahim değil. Turizm sektörü için güzel. Ya turizm sektörü için güzel.
tatile gidiyorsan şayet. Bir de insanlar bu 9 günlük tatil, yine 9 gün oluyor bu arada bu sene. 2 gün var arada. Ya arada 2 gün var. O 2 gün muhtemelen katılacak diye tahmin ediyorum ben. Ya katılmasa bile insanlar öyle yapacaklar. Ama yine cumadan başlayan, bir sonraki pazartesiye kadar devam eden, zannediyorum 14 Haziran'da başlıyor. Üstelik tam da okulların tatil olduğu zaman başlıyor. Evet, çok denk gelmiş. Yani okullar tatil oluyor o 14'ünde, 14'ü cuma. 16'sı bayramın birinci günü oluyor. Kurban Bayramı'nın pazar günü yani. Pazar günü. 17, 18, 19 bayram. Bayramın... Perşembe, cuma boş bir tek. Evet, perşembe, cuma boş. Ama muhtemelen dediğim gibi ya şey, hani devlet öyle bir şey yapacak mı bilmiyorum. Öyle bir karar alacak mı, ama insanlar genelde 9 gün olarak yapıyorlar tatillerini. Öyle hazırlık yapıyorlar belli. Şimdiden rezervasyonlar yapılmış, erken rezervasyonlar yapılmış. Uçak biletleri, otobüs biletleri falan daha şimdiden alınmış. Yani yine evet, bir kavimler göçü olur. Ben sana söyleyeyim mi? 14 Haziran, 15 Haziran yine böyle 10 saat, 15 saat süren yolculuklar. Sonra bir tek 22'sinde Şener Olgun varmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bizim takvimde niye yazıyor? Bizim takvimde öyle yazıyor. Geçen Soner abiyle beraberdik. Dedik hani bir akşam gelelim. Böyle hep beraber senin şarkılarında bir eğlenelim. Ne zaman buluşabiliriz diye. Baktık tarihte biz. Abi bizim takvimde dedim. Yani abi, bizim çünkü takvime mi girdi artık? Takvime baktım ben. Soner abinin yanındayken. Bizim takvimde bir tek o tarih uygundu. Dedim ki abi tamam, buraya yazıyorum. 22'sinde sendeyiz dedim. Öyle yazmışız demek ki. Yalnız onun yanındayken takvime nasıl baktıysan. Evet. Ve nasıl yazdıysan doğru yazamamışsın. Normal. Çok normal. O seviyedeydik yani. Peki vize almak için konsolosluğa gittiğimde. Evet. Yurt dışına çıkma gerekçe mi? Dondurmanın gramajına bakacağım desem vize verirler mi diyor. Bir deneyin bunu. Bili, ama abi böyle ama şöyle, dondurmanın gramajına bakacağım diye yazmayın canım. Onu kimse sallamaz. Öyle demeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki bilinçli bir tüketici olmak amacıyla. Böyle başlayacaksınız. Türkiye'de yaşayan tüm tüketicilerin haklarını korumak ve onların sağlıklarının iyi durumda olmasını sağlamak maksadıyla. Bak, bu cümlenin devamını okumaya gerek yok. Burada işte, vize vermezler. Verirler, verirler. Yok, yok. Burada toplum sağlığı için bir şey yapıyorsun. Hatta Avrupa Birliği'nin de desteğini alarak. İspat etmen gerekir. İsteyin Avrupa Birliği'nde böyle bir proje hazırlasanız mesela. Avrupa Birliği destekli gıda içeriği projesi. Ya bunu böyle bir hazırlasan, dört başı mamur bir şey yapsan mesela. Desen ki Türkiye'de üretilen gıdaların aynısının Avrupa'da üretilenlerini kıyaslamak ve bunlarla ilgili toplumu bilinçlendirmek projesi. Bunu Avrupa Birliği destek verir, ben sana söyleyeyim. Niye vermesin ki? Para mı verir yani? Verir tabii canım. Kaç para verir? Abi hemen kaç para verir ya? Sen orada hazırlıyorsun, diyorsun ki benim bütçem şu, masraflarım bu, böyle bir harcama yapacağım, işte araştırma yapacağım, seyahat edeceğim, çekim yapacağım, bunların hepsinin masrafları bu diyorsun, bir bütçe sunuyorsun, onu onaylıyorlar, veriyorlar. Teşekkür ederim. Çek mi veriyorsun? 60 gün vadeli veriyormuş. bakalım. Soruyoruz dinleyicilerimize, bulamıyorum dediğimiz neler var? Şu havayolu şirketlerinin 1 euroya 1 dolara kampanyalı uçak bileti duyurularına her defasında balıklama atlamama rağmen hiçbir şekilde bu paraya bilet bulamıyorum dinleyicimiz. Ben birkaç defa buldum. Evet. Ama orada da şey oluyor yani, dönüşü çok pahalıydı. Abi şöyle, şimdi 1 euroya zaten alamazsın. Yani orada bir, 1 euro da olsa, 1 dolar da olsa, neyse 1 lira da olsa ya da o 5 de olsa, o havayolu şirketinin bilet karşılığı senden istediği para. Onun haricinde bir takım şeyler var, harçlar var. Yani o harçlar, vergiler, tamam, bilmem neler, onlar ekleniyor üstüne. Ya fark etmez, bakıyorsun yani. Ama Paris'e yine uygun. Diyor ki mesela 800 lira diyor. Evet. Tamam mı? 800 diyorsun, güzel. Güzel. Dönüş biletine bakıyorsun 10.200 lira yazıyor. Çünkü dönüşte o kampanya yok. İşte ama şöyle ya. Ama şöyle bir şey oluyor. Senin o 800 lira aldığın biletle normalde 8 bin lira ya da 10 bin lira. Yani normalde 10 bin gidiş 10 bin geliş ödeyecekken sen 20 bin ödeyecekken işte 800 lira gidiş 10 bin lira dönüş ödüyorsun. 10 bin 800 lira ödemiş oluyorsun. Dolayısıyla yine %50 indirimli almış oluyorsun. Abi bırak bana savunma ya. Hayır savunma değil, yine ya uygun. Ya 800'e gidiyorsan 1500'e döneyim yani. Şimdi kardeşim, bu sadece bizim havayolu şirketlerimizin yaptığı şeyler değil. Dünyada bütün havayolu şirketleri benzer kampanyalar yapıyorlar. Niye yapıyor? Onlarda da böyle çünkü. Ya şöyle, bunları farkındaysanız
ileriye dönük satıyorlar bu biletleri. Evet. Yani gidiyorsun mesela 5 ay sonrasında 6 ay sonrasında bilet alıyorsun. Ya satışın düşük olduğu aylar için yapıyorlar. Satışın düşük olduğu aylar değil aslında. Ve satışın düşük olacağı bölgeler için yapıyorlar. Öyle de değil işte. Nasıl peki? Şöyle yapıyorlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım bize gel tüketiciye ya, karşı kardeşim, tüketiciye karşı iddianı açıklarım. Tüketiciye karşı iddiamı evet, değil. Evet tüketici benim abi ben, sen şu an tamam ben şeysin yani patron üretici falan. Evet. Ben neden olduğunu söylüyorum. Aylar sonrasına havayolu şirketlerinin bu tür biletler satması şirketlerin kendilerine finans yaratmasıdır. Yani parayı peşin alıyorlar senden aslında. Ya bir aslında. Euroya satıyor nesini peşin alıyor? Hayır bak parayı peşin alıyor bir ama bir euroya bir tanesini satıyor gidişini satıyor işte dönüşünü de satınca senin o hani böyle çok büyük indirim %90 indirim zannettiğin şey aslında %50'lere geliyor. Ama ne oluyor 6 ay öncesinden homo koltukları doldurmuş oluyor. Yani o koltukları doluluğunu garanti o uçuşun doluluğunu garanti ediyor. Kendine hem demek de, ki doluluğu garanti olabilecek bir yer değil. Hem de bir finans. Hayır. Doluluğu garanti olur aslında ama finans sağlamak dert orada. Para almak, para toplamak dert. 6 ay öncesinden para topluyor şirket yani. Ne? Ben miyim yani finansör? Evet. Benim nerem finansör abi? Ya sen tek başına değilsin ama hep beraber çalışırız. Olunca oğlum koskoca devleti finanse ediyoruz bize. Sen havayolu şirket neymiş? Yani, gönülden finanse ediyorum. Tabii devleti. Canım. Biliyorum. Eskiden kocaman gofretler olurdu. İçindeki kremalar da çok güzeldi. Sakız gibi olurdu. Şimdi yok öyle. Sadece Eskişehir Sazova Parkı'nın girişindeki büfede görmüştüm. Kaçırmadım hemen aldım diyor. Öyle öyle gofretleri bulamıyorum diyor. Yani şöyle hatırla. Bazı gofretler vardı. İçindeki krema sakız gibi olurdu. Böyle dişine yapışırdı. Çok böyle bir yoğun böyle hakikaten sakız gibi bir kreması öyle şey vardı. Öyle değil mi? Mars gibi şeyler değil. Değil değil ayrı ayrı öyle Mars değil yani öyle fındık ya da işte ne diyorlar yer fıstığı kreması değil. Bayağı bildiğim beyaz krema beyaz sakız gibi bir şey olurdu ya. Sakız evet. Gibi öyle bir şey yani. Ben hatırladım da şimdi ismi aklıma gelmedi. Mars bir gezegen değil mi yani? Evet. Yani Uranüs, Venüs. Evet gezegen. Gibi. Ne alakası var konumuzda? Hiç aklıma geldi benim. Anlayan anladı. Bakalım. Rahmetli dedemden kalma amortisörlü Psycho 5 otomatik saatin bakımını yaptırabileceğim saat ustası bulamıyorum diyor bir dinleyicimiz. Ya Psycho değil de Seiko olabilir mi acaba? Psycho diye yazmış değil mi? Seiko evet doğru Seiko. Fakat şey amortisörlüsü nasıl anlamadım ben onu. Amortisörlü. Amortisörlü Seiko. Yani konusu oldu da çoğu şey kendinden süspansiyonlu falan yapıyor. Kendinden süspansiyonlu. Evet. Yolculuk sırasında şey mi oluyor yani? Rahatsızlık vermiyor. Saatin kafası karışmıyor falan. Valla herhalde pilli değil demek yani. Ankara'da uykuluklu kokoreç yapan yer arıyorum bulamıyorum diyor. Ya şöyle Ankara'da güzel kokoreç yapan yer var ama dediğiniz doğru yani içi... böyle komple uykuluk olan ya da ağırlıklı uykuluk olan o iç bölümü ağırlıklı uykuluk olan kokoreç yapan yere ben de denk gelmedim. Yani şöyle Ankara kokoreçi... yani şimdi ne yalan söyleyeyim. Ama şöyle yani mesela uykuluklu falan İzmir'de şeyde aslında sonra çok iyi yaparlar. Tamam işte İzmir yöresinde onu daha iyi yaparlar. Bizim burada İstanbul'da işte mesela Ozi yapar. Evet. Ozi'nin... kokoreçi bana soracak olursanız ya bu damak tadıyla alakalı bana göre İstanbul'un en iyi kokorecidir. Gerçekten en iyi kokorecidir. Öyledir yani. Şeyi kuzu bağırsağı kullanır, içinde uykuluk kullanır, iç malzemesi, pişirmesi çok iyidir. Hiç çakma bir şey yok yani. Hayır asla öyle olmaz. Ama işte Ankara'da genel olarak yani şöyle kokoreç memleketi değil. Ankara'nın da kendine ama has başka... Ama Ankara'da şey yok mu yani gece böyle bir kokoreç seansı falan? Var canım. Ankara'da mesela çiftlik vardır. Oradaki kokoreçler ama o çiftlik kokoreçleri yani şöyle söyleyeyim sana hani ben yine kendi... Anladım diğerleriyle kıyaslamış. Kendi damak tadıma göre söylüyorum. 10 üzerinden 5'tir bilemedin 6'dır yani. Bir şey vardı neresiydi? Ulus'ta neydi? Hacı Usta mıydı? Böyle fırında kokoreç yapan böyle kömürlü bir fırında kokoreç yapan bir yer vardı. Mesela oranın kokoreçi Ankara standartlarının bence üstünde. O da böyle 10 üzerinden 7, 7,5 falan civarında. Ama ya 10 üzerinden 10'a gelemedik. Yok. 9 bile yok yani. Ya, ama bak bir daha söylüyorum bu bana göre. Herkesin damak tadı farklı. 2011'deki 2.05 olan dolar kurunu arıyorum. Ya. Çok ararsınız. Hem de çok ararsın yani. Hele böyle giderse çok ararız. Bak dolardan 1.0 atsam bile 2 liraya gelmiyor yani dolar. Düşün. Hakikaten ha.
Ulan sıfır atsak olmuyor ya. Vay arkadaş. 1975-78 yıllarında babam Fas taş ayakkabı alırdı. Çok top oynardım ve ayakkabılarım çabuk parçalanırdı. Fas taş ayakkabıları çok sağlamdı. Şişhanede alınırdı. Acaba hala var mı? Vallahi benim bildiğim yok. Ama şey var, ilanını göndermiş dinleyicimiz. Fabrikasyon ayakkabı üretiminde güçlü kuruluş Fas taş diye yazıyor. Ha şey var, evet. Yani bunları satıyorlar. İlanları gibi şeyler var, onları satıyorlar yani. Evet ama nerede üretiliyormuş? Nerede üretiliyormuş? Ya şöyle bir şey var, fotoğraf var da. Evet var. Fotoğraftan nerede üretildiğini anlamaya çalışıyor. Fas taş ayakkabı merkezi diyor. Ya. İstanbul Çarşıkapı Doğramacı sokak. Evet. Altında... Afyon tel diyor. Afyon mu? Evet. Ha, fabrika orada Afyon mu yazıyor? Fabrika Fas taş Afyon. Afyon'da bu arada fabrikanın telefonu 4 rakamlı düşün. Ama önce bir telefon var, 28-97-52. Tamam. Oradan o dahili herhalde. Hayır hayır, o İstanbul. O İstanbul, evet. O İstanbul telefonu. İstanbul'da 6 rakamlı telefon. Afyon'da 4 rakamlı o tarihlerde telefon. 16-24. Evet. Telefon numarası hem 16-24. Ne güzel. Bayağı dahili gibi yani. Cincin sakızı vardı eskiden. Bir de espri yapardık. Sen cin gibisin, cincinle mi beslendin diye diyor. Ankara'dan Murat göndermiş. Cincin sakızını hatırlıyor musun? Ben hatırlamadığım için hemen internetten bakayım dedim. Evet, cincin var. Yani şöyle, belki şu ambalajı görürsen baştaki heyecanı satabilir. Ha doğru, tamam hatırladım, evet doğru. Cincini ben de biliyorum. Senin aklın cincine gitti tamam. 1970'lerdeydi sanırım. Bugünkü Tetra Pak ambalajlara benzeyen prizmatik meyve suları vardı. Markası Mace idi. Çocuklarıma anlatmışlığım da var. Artık bulamıyoruz. Sanırım bu tür ambalajdan vazgeçildiği için. Bir de lak lak deniyordu yanlış hatırlamıyorsam. İki orta boy ip ucuna bağlı olan iki tane sert top vardı. İpleri bir böyle sopaya bağlıydı. Halka parmaklardan birine takılır, yukarı aşağı sallayarak topların yukarıda ve aşağıda birbirlerine çarpmasına çalışılırdı. Daha uzun ve başarıyla çarptıran kazanırdı. Evet doğru, lak lak diye bir şey vardı ya. Şu. Taka 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 vurursun. Ya dünyanın tak, 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 en ya. Lüzumsuz oyuncaklarından. Ama öyle deme, bir dönemimizi geçirdik bunlarla. Tamam ya. Bir dönemimizi geçirdik de gerçekten lüzumsuz. Mesela kişisel gelişime bir faydası yok. Ses olarak çıkardığı ses çok kötü bir ses. El kontrolü abi yani. Ya tamam da el kontrolü ne olacak? O kadar el kontrolü yani. Lak 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 bir ses yani. Hani ileride sanayide usta olursan belki o lak lak sesi, lan bu laklara benziyor, bunun amortisörde problem var diye. Hani belki çağrışım yapıp öyle bir işe yarayabilir ama onun haricinde bir işe yarayacağını sanmıyorum. Hatırlar mısınız bilmem ama Koko diye dondurma olmayan ama soğuk dolapta olan çikolatalı içi beyaz marshmallowumsu krema olan bir yiyecek vardı. Hastasıydım diyor bir dinleyicimiz. Hayır, bu Koko şey değil miydi ya? Böyle Hindistan cevizli olan bir şey vardı. Değil değil, yok yok hayır. Böyle mavi gri böyle şey ambalajda, jelatinli bir ambalajda Koko diye bir şey vardı. Bizi kuru yemişçilerde satılırdı. Bizim işte bak mesela Yüksel'den alıyordum diyor. Bizde bir Yüksel vardı, bir de Fazla abi vardı zaten. İki kuru yemişçi iki köşede. Ha işte Koko şu. Evet tamam, ne o? Alaska Koko diye geçer hatta. Tamam. Soğuk muydu yani? Soğuk muydu? Yani böyle şeyde dolapta da dururdu ama dışarıda da dururdu benim bildiğim. Biz dışarıdan alırdık, öyle dolaptan almazdık. Ne varmış içinde? Su, şeker, buğday unu, buğday nişastası, glikoz şurubu, yumurta akı beyazı. Bu mu? Evet. Dur bir dakika, devam ediyor. Bir şey vardır ya. Hindistan cevizi ha, aroması. İşte abi yediniz beni ya. Koruyucu. İki dakikada ezdiniz ya. Koruyucu, bitkisel yağ, kakao tozu, kakaolu krema tozu, emulgator. O emulgator hepsinde var. Ne o emulgator? Sen biliyorsun. Şey bu, birbirini bir araya getiriyor hepsini. Emulgator. Voltran'ı oluşturan o mu? Ha, evet. Bravo ya. Bakalım bulamıyorum dediğimiz neler var acaba diye konuşuyoruz, dinleyicilerimize soruyoruz. Bir ara verelim, reklamlardan sonra yeniden buradayız. We'll be right back.
Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Perşembe gününün akşamındayız ve 7'yi 16 dakika geçiyor saat. Bulamıyorum bu akşamın konusunun başlığı. Arayıp da bulamadığımız, eskisini bulamadığımız, eski halini, eski tadını bulamadığımız neler var acaba diye konuşuyoruz. Sayenizde, ne yaptın, eski eskide kaldı ya. Sayenizde birçok şeyi de hatırlıyoruz ama ne güzel oluyor işte. Hatırlıyoruz da yani yenileri çıktı artık yani. Tamam, yenileri çıktı da işte mesela yenisinin ya tadını beğenmiyoruz eğer bir yiyecekse, ya yenisinin performansını beğenmiyoruz mesela. İşte mesela ayakkabı diyorsun, aldığım ayakkabılar eskisi kadar, o eskiden aldığım şu marka kadar sağlam çıkmıyor diyorsun mesela. Böyle şeyler oluyor. Öyle demiyorum canım, artık ayakkabılar da bayağı gelişti ya. Ya sen demiyorsun, dinleyicimiz söylüyor. Her şeyi sen diyorsun diye söylemiyorum. Dinleyicimiz öyle söylüyor işte. Ama bu gerginlikte bir yere varamayız ki. Hani bugün sana şey yapmışlardı. Ne ya, işte geçti. Nabız düşürmüşlerdi sana. Tam nabzım artık şu anda normale döndü. 10 yıldır kullandığım darbeli matkabımı bulamıyorum. Yenisini almaya kalksam 10 yıl öncesinin araba parasını istiyorlar. Çok donanımlı, muhteşem bir aletti demiş mesela bir dinleyicimiz. Valla bende bir iki tane var. Niye yok, size versin, onda var yani. En son ne aldım biliyor musun geçen gün? Ne o? Zımba... Yolu dönen şey değil mi? Hilti. Yok, hilti değil be. Ne hilti, niye alayım? O kadar değil. Hilti değil de zımba makinesi aldım. Böyle zımba makinesi ne? Şarjlı. Yani içinde böyle bildiğin terzi... Atıyor mu böyle? Ha, atıyor böyle, fırlatıyor. Piyuu diye. Onlardan mı? Öyle değil canım, yani böyle şeyli şarjlı. Ondan sonra zımbaları işte diyelim ki bir döşeme yırtıldı koltuğun arkasındaki, ya da bir yere bir şey yapıyorsun. Tamam, tak şey, tak işte. İşte onları böyle tak 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 diye böyle zımbalıyor. Ama çok önemli ya sen, çünkü hep döşemeleri falan çok. İhtiyacın oluyor senin. Ben hep yaparım onu yani. Tabii radyoda maddede bütün döşemeleri sen zımbalıyorsun yani. Lazım oluyor. Ben olmasam Şeref abi kullanıyor mesela. Tabii evde gerekir falan. Avon Blue parfüm diyor mesela bir dinleyicimiz. Bulamıyorum diyor. Avon Blue. Denizli Pizza Lokale. Pınar kivi elma meyve suyu. Ülker susamlı şekerli çubuk kraker. Bunları bulamıyorum demiş. Şimdi bu söylediklerinizi, parfüm konusu çok hakim değilim. Denizli Pizza Lokale dediniz. Denizli'nin bir yerel mekanı olsa gerek. Muhtemelen pandemide kapanmıştır. Pınar kivi elma meyve suyu üretimi bitmiş olabilir. Ama bu dediğiniz elma suyunu da bilmiyorum, içmedim. Ülker susamlı şekerli çubuk krakeri eskiden biliyorum, hatırlıyorum. Susamlı var, şekerli miydi o? Susamlı şekerli çubuk kraker. Çubuk olanı vardı onun. Ha, onu biliyorum. O susamlı böyle yuvarlak olanı vardı. Ha, onu biliyorum. Evet, onu ben de biliyorum. Taksim meydanında tuvaletlerin yanındaki pideciyi arıyorum, bulamıyorum demiş bir dinleyicimiz. Taksim meydanındaki tuvaletler derken nereyi kastediyorsunuz acaba? Yani bilmiyorum. Gezi'nin orada var mıydı, yoktu? Yok, hayır, Gezi tarafında değil. Şey tarafında, şimdi cami ben yapıldı. Ben Marmara'nın tuvaletine gidiyordum yani. Tabii doğal olarak. Yani. Seni zaten başka bir yere gitmedi. Bekleyemeyiz. Ama Beyoğlu'nda zaten yani Taksim meydanından başlayarak aşağıya doğru Beyoğlu'nda birçok lezzet zaten kayboldu. Yani lokantalar kapandı. Yoksa hepsi değişmiş yani. Birkaç evet. Tanesi duyulur belki. Çok. Ya işte İnci Profiterol vardı. Taksim yani şeyin İstiklal Caddesi'nin üzerindeydi. Şimdi normalde dünyada böyle caddeler, çok yoğun ve marka olmuş caddelerin üzerindeki böyle tarihi mekanlar, yani hani orada mesela 50 yıldır, 80 yıldır, 100 yıldır açık olan mekanlar o şehrin yönetimi tarafından korunur. Evet. Yani oradan çıkartılmasına müsaade edilmez. Kiracıysa bile ve mal sahibi kirayı arttırıyorsa bile belediye yönetimi der ki ben kiranı karşılıyorum, ya da kiranın bir bölümünü ben karşılıyorum. Sen burada kal çünkü sen ikonsun, yani burada bu şeyin, bu caddenin bir kimliğisin der ve korunur. Bizde belediye ekipleriyle çıkardılar biliyorsun. Kovaladılar resmen yani. Bizde çok büyük değişti yani. Kitap evleri, Robinson mesela. Şimdi ne olmuş en son? Nargileci mi olmuş? Başka bir şey mi olmuş? Ona benzer bir şey olmuş. Karşılıklı iki tane tünel tarafında kitap evi vardı. Ha, onlar evet, da, evet. Onlar da kapandı biliyorsun. Onlar da gitti. Bir şeyler duruyor galiba. Pideci dediğiniz için söylüyorum. Şeyin balık pazarının bitiminde. Yani şeye doğru, tarla başına doğru. Balık pazarının bitiminde sol tarafta karşılıklı iki tane pideci vardır. Ha, biliyorum evet. 24 saat açıktır onlar. Onlar çok güzel pide yaparlar. Hatta orada mesela şey vardır, hani 12 ay Ramazan pidesi bulursun orada. Ramazan pidesi gibi pide de yaparlar. Orayı çok iyi biliyorum evet. Ama açık mı hala orası? Benim bildiğim hala açık. Oralar kapanmadı yani. Ama yediği için kapanmıyor herhalde. Yoksa başka bir şey olsa kapatırlar. Kitapçı olsa da kapanmış yani. Kesin.
Ya acaba pideciyle kitapçıyı bir arada bir konsept mi yapsak ya? Ya pide yerken kitap okusunlar alsınlar falan, ne bileyim yani. Abi pide yerken kitap okunmaz. Okunmaz, alsın satın alsın. Olmaz. Çay kahve içerken olur yani pideci. Bence bu aralar kahveciler çok popüler ya. Kahveci ile pideciyi şey pardon. Baba gitti abi. Kahveci ile kitapçıyı bir araya getirecek konseptler yapmak lazım. Yani böyle hani ya yapmıyorlar canım, o kitapçıların içinde yalandan bir kütüphane kuruyorlar. Öyle değil. Kitapçıları şey yalandan kütüphane mi? Kitapçının şey kütüphane dolu zaten ya. Hayır, hayır. Öyle değil. Ya şey pardon, kahvecinin içine. Ama bir daha ilaç etkisini göstermeye başladı galiba. Kahvecinin içine böyle yalandan kütüphane koyuyorlar, öyle demiyorum. Öyle ben. Değil abi. Mesela ben diyorum ki penguen gibi falan böyle, evet. Alt katıda komple kafe. Evet evet. Kitabını al oku. Bunların daha çok yaygınlaşması mesela lazım bence. Bu konuda teyzemin üzerine tanımam diyor bir dinleyicimiz. Ne konusu? Neyi beğenirse üretimden kalkar. Beğendiği parfüm piyasadan kaldırıldı. Beğendiği çayın serisi artık üretilmiyor. Meditasyon yapmak için yıllar önce kahverengi mum diye tutturdu. Bulana kadar canımız çıktı. O zamanlar kokulu mumlar daha yeni çıkıyordu. Çikolatalı kahveli bulduk bir şekilde. Benimse çocukken kahvaltıda tükettiğim kakaolu mısır gevreği vardı. Maalesef ben de onu bulamıyorum artık diyor. Şimdi kakaolu mısır gevreği var ama sizin tükettiğiniz başka bir şey herhalde. Koko Crunch diye bir şey varmış. Var hala koko. Koko Crunch var mı? Crunch'ı bilmiyorum, var herhalde. İşte Nestle'nin ürünüymüş bu. Ben biliyorum. Artık vardı. Yok diyor. Ama şunu söyleyeceğim, sizin halanız mı teyzeniz mi ne? Evet. Şahsına münasır bir insan demek ki. Olabilir demek ki. Yani farklı zevkleri var, olabilir. Yani çok zevkli değil gibi. Ya hayır canım, ortalamanın dışında yani. Şimdi genel zevklerden uzak bir insan. Çünkü onun beğendiği şey genel olarak beğenmeyip tutmadığına göre... Ya böyle bir tespitte bulabiliriz yani. Ordu'dan yazmış bir dinleyicimiz, diyor ki 80'li 90'lı yıllarda Ordu'da Ufuk Gazoz vardı. Ufuk Gazoz yanında pekmezli Ordu simidi efsane olurdu. Şu anda gazozu bulabilsek de eski lezzetini bulamıyoruz. Pekmezli simidin de pekmezinde hile var, eski tadı bulamıyoruz diyor bir dinleyicimiz. Yok işte, o eski tatlar yok sonuçta. Çünkü hepsinde bir inceltme var, seyreltme var. Hani milli içinde seyreltme yapıyorlar ya. Ha, onun gibi bir şey yani. Gıdada da bu yapıldı yani. Çünkü normal koşullarda onun fiyatının çok yükselmesi lazım. Tabii. Yani bugün mesela 15 liraya satılan simidi hakkıyla yapsan, yani hamuru, kullandığın unun kalitesi, kullandığın susamın kalitesi. Tabii o buğdayın üretilişi falan. Bunların hepsini birinci sınıf yapsan o seminin fiyatı muhtemelen 20-25 lira falan daha olmalı. Fazla, yani evet. Olmalı ki hem maliyetini karşılasın hem de satan bir şey kazansın. Ama işte o olmasın diye unun daha ucuzunu, susamın italini en dandiğini, osunu busunu, pekmezin iyice seyreltilmişini falan deyince... Lezzet gidiyor. Lezzet gidiyor. Ondan sonra diyoruz ki nerede o eski simitler işte. Tamamen hepsi, bak hepsi dönüyor dolaşıyor. Ekonomiye bağlanıyor aslında, farkındasın değil mi? Evet. Buradan Ekonomi Bakanlığı'na sesleniyorum. Ona İngilizce seslenmen lazım, olmaz. Hayır, bizde Ekonomi Bakanı yok ya, bir dakika, olmayan bir bakanlığa seslenir. Hazine ve... Şey yapma ya. Ha, pardon dedim, Hazine ve Maliye mi? Hayır hayır, öyle bir olan, varlığı olan bir bakanlığa seslenmiyorum şu anda. Tabii ona zaten yemez. Ekonomi Bakanlığı'na sesleniyorum ben. Brüt ürünlerini bulamıyorum diyor bir dinleyicimiz. Brüt, benim bildiğim şimdi Old Spice var. Brüt de gördüm ama yani yurt dışında olabilir. Neyse, Amerika seyahatinizde gördüm galiba ben Brüt. Brüt. Var evet. Mıydı orada Brüt ya? Yani Old Spice'ı net hatırlıyorum. Brüt de vardı galiba. Bakalım. Kendime 101'de rakip bulamıyorum diyor. Kaptan Uğur. Ya Uğur'cum böyle diyorsun ama Murat Seymen oturmuş ilk zaten elde okey atıp oyunu bitirmiş. Evet ya. Her yerde bunu anlatıyor. Evet. Abi diyor 101, 101, 101 diyorlar diyor. Gittim diyor masaya oturdum. Üçüncü el okey'e attım, dediler ki diyor oyun bitti. Ha işte ya. Meğer 101'de okey atınca oyun bitiyormuş. Ben diyor nereden bileyim diyor. Amatörler diyor yani. Öyle dedi sizin için. Öyle ben bilmem. Dedi, bayağı izliyor hani. Bu arada tebrikler Uğur. Havacılıkla ilgili bir şey var. Ha evet. Onların şimdi listesi. Adını unuttum. Evet, onların listesi kazandı. Uğur'un içinde. Pilotlar Vakfı'nda. Evet. Onların listesi kazandı galiba. Tebrikler. Tebrik ediyoruz. Pilotlar Vakfı'nın yeni yönetimini de aynı zamanda tebrik ediyoruz. Artık kısa bir tur atırırsınız bize. O öyle olmuyor bence ama. Vakıf abi sonuçta. Bakarsın Pilotlar Vakfı'nın bir etkinliğine gideriz. Ha mesela.
Çok lezzetli bir bisküviydi. Piknik bisküvi vardı diyor. Evet. Gökhan göndermiş. Onu bulamıyorum diyor. Yok mu? Ülker piknik yok mu ya artık? Bilmiyorum. Bilmiyorum diyor. Baksana internetten. Deminden beri bakıyoruz ya. Abi herkes Alaska Coco'yu gönderiyor ya. Efsane lezzet hala var diyorlar Alaska Coco. Kula'nın bu kahverengi şişe sodasını bulamıyorum. Hiçbir yerde bir yudum bile acayip rahatlatırdı diyor bir dinleyicimiz. Kula maden sodası diye böyle kahverengi şişede varmış eskiden. Evet, ben hatırlıyorum onu. Ben, Kula'yı ben de hatırlıyorum ama yani şu an hiçbir yerde görmedim onu. Ben de görmedim uzun zamandır. Manisa'dan Hüseyin diyor ki 80'li yıllarda rahmetli dedem Aydın ilinin Ortaklar beldesinde gazozcuydu. Kendi yapardı. Ben de satardım. O gazozun tadını hiç unutmam. Germencik ilçesinde satılıyor o gazoz demiş. Hani kendi mi yapardı diyor? Evet, dedesi gazozu kendi yapıyormuş. Yani bir imalathane fabrikası bir şey vardı herhalde. Ama eskiden öyleydi. Yerel imalathanede doludur. Böyle büyük fabrika tadında değil. Yani küçük dükkanlarda gazoz, yerel gazozlar üretilirdi. O gazozlar satılırdı. Özellikle Ege'de çok yaygındı mesela bildiğim. Yerel gazoz derken lokal mi demek istiyorsun? Lokallar, evet, lokal gazozlar. bakalım. Makar Nex diye çubuk erişte vardı. Yıllardır üretilmiyor diyor dinleyicimiz. Allah Allah. Evet. Ama ismine bakarsan yeni bir şey sanki. Evet, Makar Nex. Ülker yazıyor üstünde. Bir de Nissin yazıyor. Bu Japon Makar markası. Makar Nex, bu şey noodle diyor ya. Ha, noodle mıymış? Evet. Bu zaten belli yani, yeni bir ürün yani. Makar Nex neden yapılıyor diyor. Göztepe'nin süperlik kombinesini bulamıyorum. Daha dur, yeni çıktınız. Arkadaş bu ne acele ya. Nereden bulacaksın abi? Hiçbirisi satışta değil ki daha ya. Daha dur, bekle. Ligler tabii heyecanla bekliyorlar. Tabii ama ligler bitmedi daha. Ligler bitecek. Göztepe. Ama Göztepe için bitti abi lig. Ya tabii onlar için öyle. Başarı var da. İncili biskrem. Bak bunu çok soruyorlar insanlar. İncili biskrem vardı, artık bulamıyoruz diyorlar. Bu abi, incili ne demek ya? Şey incili diyorum. İncirli, incirli. Ben de dedim incili biskrem ne, çok pahalıdır herhalde. İncirli. İncirli biskrem varmış, onu bulamıyorlarmış. Ben yedim incirli biskrem bu arada, hatırlıyorum. Çok da böyle uzak bir zamanda değil ama ne oldu acaba, şey mi, üretimi mi bitti? Aa evet, mor kutuda. Şey, mor ambalajda. Biskrem güzel diyor. Cam şişede litrelik kola. Onun tadı başkaydı. Bulamıyorum diyor. İbrahim göndermiş. Hakikaten de başka değil miydi ya? Başkaydı. Sanki. Bence cam şişede olan ürünlerin tadı başka oluyor zaten. Yani değil mi? Teneke kutuyla, evet, ya da plastik şişeyle cam ve şeyde cam şişede olanın gerçekten tadı çok başka bence oluyor. Bence çok farklı oluyor. Ve cam şişede niye üretilmiyor? Yani küçüğü üretiliyor ama büyüğü gerçekten üretilmiyor. Üretilebilir aslında, maliyetlerden dolayı muhtemelen. Maliyettir muhtemelen. Çünkü camın bu maliyeti. Camın fiyatı evet epey bir arttığı için farkındaysanız eskisi gibi böyle büyük cam ambalajlar genelde yapılmıyor. Yok. Ne olursa olsun. Varsa da çok pahalı oluyorsun zaten. Rahmetli anneannem bir lahana turşusu yapardı diyor dinleyicimiz. Büyük böyle küfe gibi bir kabın içinde mutfakta dururdu. Gelip gidip suyunu içerdik. Lahanalar da kıtır kıtır olurdu. Tarifini bulamıyorum ya da anneannemin böyle hani eli mi lezzetliydi, turşuyu o kadar güzel yapan, onun pamuk elini hiç bulamıyorum zaten diyor. Bursa'dan Hilal göndermiş. Doğrudur yani, yaptığı yöntem falan bilemezsin ki onu, öyle bulamazsın öyle. Yani. Bizde de evde her sene turşu kurulurdu. Böyle hani büyük değil ama şöyle kavanozlar, büyük kavanozlar, böyle hani nasıl diyeyim, herhalde onlar kaç litrelik oluyor böyle. 10 litre var mıdır? Yoktur. Yok mudur o kadar? Vardır. 10 litrelik var vardır. 10 litrelik kavanozlar vardı eskiden. O kavanozlara kurarlardı. Bizim de böyle ahşap evde uzun bir mutfağımız vardı. Böyle şeyden, taşlıktan bahçeye doğru giden. Onun üzerinde böyle hani boylu boyunca bir tezgah vardı. O tezgahın dip bölümünde o turşular dururdu yıl boyunca. Kurulurdu, orada dururdu. İşte kış geldiğinde o turşular açılırdı. Bizde de böyle bir acı yapardı. Yani acılı bir tane yapardı annem. Acılı turşu ayrı suyu. Ayrı bir yerde yani. Ayrı bir kavanoz. Yani bir kavanoz öyle olurdu. Yani birinde biber olurdu, birinde lahana olurdu. Hepsi acılı değil yani. Birinde salatalık olurdu. Hepsi acılı değil. Babam sevmezdi acılı çünkü. Ama bir tane acılı yapılırdı. O annem ve Kamil dayım içindi zaten o ikisi. Abi bizde de yani hiç şey olmazdı. Hep Hollanda'dan gelirdi. İşte soğuk havada dışarı koyardık yani. Hay Allah ya. Sizin zaten kornişondur ayrıca.
Tabii ayrıca şey... Böyle bizim gibi hıyar turşusu kurmuyorsunuzdur. Hayır, kornişon canım, hıyar neymiş ya? Hıyar... Kornişon abi, kornişon turşu. Hıyar bir sebze. Ayrıca şey, lale turşusu falan vardı. Çok lale... iyi diyor. Lale turşusu. Evet evet. Yani lale soğanının turşusu. Soğanın turşusu, ha. Anladım, güzel güzel. Hollanda lalesiydi ama herhalde. Tabii Hollanda tabii, lalesi. Yani bir ara verelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Radyosunda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Perşembe gününün akşamındayız. Bulamıyorum dediğimiz neler var acaba diye konuşmaya devam ediyoruz. Dinleyicilerimize soruyoruz. Şimdi mesela demiş ki bir dinleyicimiz, tabii sadece böyle yiyecek içecek değil, başka şeyler de var. E tabii. Buş. Buş mu? Ne buşu? Buşu mu oynuyorsun? Buş gitti abi. Bu şampuan diyecektim. Buşta kaldım. Devamını getirelim. Bu şampuan artık yok. Bulamıyorum. 80'lerin sonu, 90'ların başı bu şampuanı kullanıyordum. Gençlik yıllarımda tanıtımını da evlere gelerek bedava yapmışlardı. Böyle tanıtım kullanmak için küçük şişeler vermişlerdi ki ben hatırlıyorum hakikaten. Ya küçük böyle minik şişeler vermişlerdi ya da böyle küçük paketlerde Rejoice vardı. Ha, Rejoice vardı evet. Hatırladın mı? Şimdilerde saçlarım bayağı döküldü. Ön taraf tamamen açık. Saç döktüğü için mi kaldırıldı acaba? Hacım niye unuttun? Sanmıyorum ondan dolayı artık olmadığını. O sizin genetik bir durumdur. Bakın ailenize. Oradan zaten belli olur. Ya bu arada bu saç dökülmesi deyince ne güldüm geçen gün. Bir tane şey yapmışlar. Böyle bir görsel yapmışlar. William Shakespeare. Hani böyle Shakespeare'in bir şeyi vardır. Tablosu vardır gördüm, falan. Mutlaka gördüm. Bilirsiniz. Ondan sonra diyor ki işte 1610 yılında İstanbul seyahatinden sonra Shakespeare diye. Shakespeare'in saçlarının böyle ön tarafını tıraş etmişler gibi görünüyor. Anlamıyorsun önce, sonra dikkatli bakınca anlıyorsun ki İstanbul'a gelmiş saç ektirmiş Shakespeare. Ön tarafı değil mi? Evet. Bir de gülüyor böyle. Turkish Airlines. Ya öyle yazıyordu değil mi? Öyle diyorlar zaten. Türk Hava Yolları'nın bir ismi de Turkish Airlines. Çünkü İstanbul'dan kalkan yurt dışına giden uçakların içinde yani 100 yolcunun en az 5 tanesinde saç ekimi olduğunu görüyorsun. Hani ben çok denk geliyorum. Kafa sarılı vesaire falan. Tabii kesin. Arkada bandaj. Ya diyorsun ya tenis turnuvası vardı ya da saç ekimi vardı. Bizde o kadar tenis oynanmadığına göre. Çocukluğumda içtiğim salebin tadını hiçbir yerde ve mekanda bulamıyorum diyor. İzmir'de Palet Restoranı, duşta mavi tırtıklı şişede Blendax şampuanı ve kokusunu. Onun kokusu çok güzeldi ya. Çok güzeldi evet. O Blendax'ın o. Şu ankinde yok mu? Ben şu ankinde yok yani, şu an o koku yok. Yani o klasik Blendax kokusu yok bildiğim kadarıyla. Yaz mevsiminde de lastikli lambada sandaletleri bulamıyorum diyor dinleyicimiz. Lambada sandaletler vardı eskiden. Lambada sandalet ne ya? İşte böyle lambada dans da abi çok güzel. Böyle kıvıra kıvıra erkek kadın. Çok güzel lan. Palet restoranı da bu arada geçen gün tarihini okudum. İşte ilk nasıl yapıldığını, palet restoranın ondan sonra nasıl yıkıldığını, bu kordon doldurulunca böyle denizin ortasında bir restoran aslında palet restoran. Çok acayip ikonik bir çatısı var. Sonra böyle İzmir'in en popüler restoranı haline geliyor. Fakat ondan sonra bu kordonun doldurulması ve genişletilmesi çalışmaları sırasında yıkılıyor. Ondan sonra Bayraklı'da mı bir yerde galiba ya da karşı tarafta mı bir yerde, o taraflarda bir yerde bir benzeri yapılıyor. Fakat orası tutmuyor diyorlar. Palet restoranla ilgili öyle bir şey okumuştum. Bu sahildeki neydi ya? İstanbul'da Tarabya tarafında mı? Tarabya'da da palet vardı. Palet dedi mi? O hala ya daha doğrusu palet vardı. O en son Big Chef oldu. Sonra ne oldu bilmiyorum. Denizin üstünde doğru, değil mi? Evet evet evet. Oradan denize girerdi insanlar. Onun yanı plajdı. Palet restoranın yanından denize girilirdi. Yani o hatta bir bölümü plajdı diye hatırlıyorum ben oranın. Plaj yani. Derken kum muydu yani? Yani kıyıdan girersen kumdu evet. Ama böyle şeyden o restoranın sol tarafından böyle şey tramplenler falan oradan atlarlardı insanlar. Tramplenden? Evet evet, tramplen vardı orada, ciddi söylüyorum. Eskiden bu herkes sporcuymuş ya. Yani şöyle, denizle bence insanlar daha ilgiliydi ve daha böyle bir saygılıydı zaten yani. Zaten öyle olmalı değil mi yani, her tarafın deniz ya, şurada yazın veya baharda denize girsen güzel olmaz mı? Evet olur. Da nasıl biz, olur? Biz öyle denizle o kadar ilgili değiliz. Denizcilik Bakanlığımız yok ya, söylüyorum sana işte. Üç tarafımız deniz, adalarımız var, iç denizimiz var, Denizcilik Bakanlığımız yok.
Çünkü denizden anlayan kimse yok. Arkadaşların içinde kimse yok. Olsa belki yapacaklar öyle bakanlar ama. Bakalım. 1980-85 arasında yüzmeyi öğrendiğim Küçükyalı Bostancı arasında Çamlık plajı vardı. Yıllar sonra oradan geçtiğimde denize girdiğim yerler doldurulmuş, yol yapılmış, adının Çamlık Kafe olduğunu görmüştüm. Gözlerim dolmuştu. Şu anda ne konumda ne durumda bilemiyorum diyor. İzmir'den bir dinleyicimiz göndermiş. Yani doldurulmuş, oraya kafe yapılmış. İşte belki şu anda bizi dinleyenler içinde vardır mutlaka Çamlık plajında denize giren Küçükyalı'da. Ya vardır da yani sonuçta gitti. Bakalım. 10 kuruşa bisküvi içi lokum. Bakkal amca kendi yapardı. Artık kalmadı o diyor, evet, bir dinleyicimiz. Şimdi onun hazırı var. Yani böyle iki bisküvinin arasında lokum koyuyorlar. Kuru yemişçiler. Tabii hazırı var. Evet evet, kuru yemişçilerde falan var ama o dediğiniz gibi onun bakkaldan almanın tadı yok. O başka bir şey diyor. Yani bakkalda böyle bisküviler teneke kutuların, kapaklı kutuların içinde olurdu. Bakkal onu açardı. O böyle her sıra bisküvinin arasında da kağıt olurdu, evet, böyle. O kağıdı kaldırırdı ve şeyler de gofretle gofret olurdu. Abi tabii yani onun şey içinde olmaması için, çabuk bayatlamaması tabii için önlemler. Para varsa gofret alırdık. Yani para, yani böyle harçlık iyiyse gofret alırdık. Yoksa bisküvi mecburen. Onun da tadı bir başka olurdu ya. Taze olurdu o bisküvi arkadaş. Her gün yenilenirdi falan herhalde, ondan öyle olurdu. Evet evet, çok iyi olurdu. Ah o etli çiğ köfte, ah. Nasıl? Avrupa Birliği uyum yasaları gereği kaldırılmıştı. Ama adam Avrupa'da çiğ et olarak steak tartar yiyor, sorun yok. Biz çiğ köfte yiyince problem. Sen ne istiyorsun benim etli çiğ köftemden ey Avrupa Birliği? Vay be. Diyor bir dinleyicimiz. Allah tependen baksın diyor. Yani o eski etli çiğ köfteler yok diyor. Var. Aslında var. Var var canım. Yapılıyor. Var yani ama o... sokaklarda falan satılmıyor herhalde değil mi? Yani evet. Ama... Yani restoranlarda falan ben denk geliyorum. Evet evet, yani etli çiğ köfte var. Hem de çok da güzel çiğ yapan köfte yapanlar var, evet, var. Yapan da var yani. Peki bugünlerde İstanbul'da kültür sanat adına neler var? Dönelim bir de onlara bakalım. İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor. İstanbul'da Mobil İstanbul Kitapçısı'nın Bakırköy Meydanı'nda olduğunu hatırlatalım. 5 Mayıs tarihine kadar da Bakırköy'de olacak Mobil İstanbul Kitapçısı. Evet. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlarını indirimli alabiliyorsunuz, hem başka yayın evlerinin kitaplarını alabiliyorsunuz. Bakırköy... Bir mobil şube yani. Evet evet, bir mobil şube. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun yeni sezon için biletlerinin satışının da başladığını, yeni sezonda dünyaca ünlü isimlerin de aynı zamanda sahne alacağını hatırlatalım. Abi David Garrett var bir defa mesela. Evet, David Garrett, Chris Botti, İbrahim Maluf, Gregory Porter gibi dünya çapında isimler de bu sene Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnede olacaklar. Biletler Paso'da, Biletix'te biletini aldı ve Biletwise'da satılıyor. Buradan alabiliyorsunuz. Müze Gazhane'ye eğer yolunuz Kadıköy'e düşerse muhakkak uğramanızı öneriyoruz. Çünkü Müze Gazhane'de her an bir sanatsal etkinlik var. Kaldı ki sergiler var. O sergilerden bir tanesi de Tavşan Deliğine İnmek sergisi. Müze Gazhane'ye gittiğinizde otoparkın eksi ikinci katında Müze Gazhane alanı, eski Hasanpaşa'daki gazhane biliyorsunuz, öyle bir hale getirildi ki otoparkı dahil, evet, faydalanılıyor. Çok iyi. Otoparkında konserler veriliyor, böyle sergiler düzenleniyor. Bir müjde de vereyim, yakın bir zamanda, gerçi bir kısmı açıldı ama tamamı bitecek ve açılacak, Yedikule Gazhanesi de tıpkı evet tıpkı Kadıköy Müze Gazhane gibi çok işlevsel bir sanat mekanı olacak. Çok güzel yerde. Evet, orada şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İBB Kültür AŞ ve İBB Miras ekipleri çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar biliyorum. Çok büyük bir alan o alan çünkü. O alanda yine çok ciddi, güzel bir kültür sanat mekanı oluşacak. Orayla ilgili bilgiler de vereceğiz önümüzdeki günlerde sizlere. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kalabalık
Kafa Radyosu'nda geliyoruz. Bir Nihat'la Sivrisinek programının daha sonuna sevgili dinleyiciler. Perşembe gününün akşamındayız ve yayınımızın sonuna geliyoruz, veda ediyoruz. Birazdan Suna Yakın sizlerle birlikte olacak Ve Şaire Ve Şaire programıyla. Evet. Yarın sabah 7'de ben yeniden bu mikrofondayım. Hmm. Yarın akşam Hilton Kozyatağı'ndan yayındayız. Evet. Evet, yarın akşam yayınımızı Hilton Kozyatağı'ndan yapıyoruz. Bir kulis yayını olacak. Ardından da yarın gece Hilton Kozyatağı'nda 90'lar kafasında buluşuyoruz. Sizleri de eğer uygunsanız bekliyoruz bizlerle birlikte eğlenmeye. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Güle güle.